İyi akşamlar. Saatler 17.30'u gösteriyor. Ben Gülnay Selçuk. Dünya gündeminin satır aralarından derlediğimiz haberlerimizle karşınızdayız. Dünya Dönüyor başlıyor. Efendim bugün Dünya Dönüyor'da ilk haberimiz en küçükleri ilgilendiriyor. Yani bebekleri ilgilendiriyor. Ebeveynler yüzyıllardır bebekler sallandığında daha rahat uykuya daldıklarını kesinlikle biliyorlar. Özellikle büyüklerin bu konuyla ilgili tecrübeleri saymakla bitmez. Ama son dönemde yapılan bazı açıklamalar, bazı çalışmalar bebekleri uyuduktan sonra da sallamaya devam etmenin zihin sağlığı üzerine etkilerini araştırıyor. Acaba uyuduktan sonra sallanmaya devam eden bebekler diğerlerinden daha zeki olabilir mi? Araştırma Cenevre Üniversitesi'nde. Efendim ebeveynler tarih boyunca elbette bebekleri sallamanın onları daha kolay uyuttuğunu fark etmişlerdir. İngiltere'de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesinin yer verdiği yeni bir araştırmaya göre uyku sırasında hafifçe sallanmak hem uyku kalitesini hem de zekayı artırıyor. Cenevre Üniversitesi'nden bilim insanları yetişkinler üzerinde de yaptıkları deneyde 18 yetişkini birer gece normal yatakta, birer gece de hafifçe sallanan yatakta uyuttu. Aralarındaki farklar kalp atışı hızı, solunum ve beyin aktivitelerinin de olduğu çeşitli fiziksel özellikler incelendi. Ve bilim insanları sallanan yatakta yatan yetişkinlerin daha hızlı uykuya geçtiğini, daha uzun süre derin uykuda kaldığını ki derin uyku çok önemli bizim dinlenebilmemiz adına ve gece boyunca daha az mikro uyanma yaşadıklarını buldu. Tabii bebeklerde bu tip çalışmaları yapmak etik olmadığı için erişkinlerden böyle bir yola çıkılıyor ve araştırmacılar sallanmanın yani uyku boyunca minik minik sallanmanın beyin dalgalarını değiştirerek daha derin uyku sağladığını ve bunun da kişiyi daha zinde yaptığını ifade ediyorlar. Sallanmanın bu arada hafıza üzerine etkileri de araştırılıyor. Özellikle uyumadan hemen önce öğrenilen bazı kelimelerin uykudan sonra hemen akılda kaldığı aşikardı zaten ama kelime potansiyelini işte bu sallanmanın çok daha fazla artırdığı gözler önünde. Böyle sallıyoruz değil mi bazen başa çıkamayınca onlarla. Peki şimdi yine sağlıktan devam edeceğiz. Bu kez herkesin gerçekten ağzının sulandığı bir manzarayla devam ediyoruz. Kızartmalar kimi yağda, kimi margarinle birlikte özellikle marine edilmiş, kimi ise gerçekten fast food restoranlarından aldığı kızartmaları yemeyi çok sever. Ama yağda kızartılmış yiyecekler aslında pek de masum değil. Sicilleri biraz kabarık. Sağlığa zararlı oldukları zaten bir sır değil. Biliniyordu çok uzun süredir ama bunların arasında yapılan bazı somut araştırmalar var. Bu araştırmalarda bizim sofralarımızın da çok önemli kültürüdür. Balığın kızartılmışı ve tavuğun kızartılmışının diğer kızartmalara oranla çok daha tehlikeli olduğu gözler önüne serilmiş durumda. Efendim yeni yayınlanan bir araştırma bu yiyeceklerin balık ve tavuğun sağlığınıza zarar içerisinde zaman içerisinde ne şekilde etkilediğini de ortaya koyarak en kötü tarzın balık ve tavuğu kızartmak olduğunu ifade ediyor. Araştırma çok prestijli bir bilim akademisinden gelmiş. Daha doğrusu bir web sayfası burası. British Medical Journal'dan geliyor ve yayınlanan makale de Time dergisine makale haline geliyor. Iowa Üniversitesi'nde görevli bir bilim insanı kızartılmış yiyeceklerin genel ölüm oranlarına etkisini önemli ölçüde ortaya koyduk diyor. Bir noktanın da altını çiziyorlar. Kızartılmış yiyeceklerle kanserojen maddeler ya da kızartılmış yiyeceklerle kanser arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışma değil bu. Sadece kızartılmış yiyecek tüketenlerin ölüm oranları ile ilgili bir araştırma. Peki araştırmada kızarmış tavuk ve balığın erken ölümlerde patates kızartması, tortilla ve atıştırmalık yiyecekler gibi diğer kızartmalardan çok daha etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle restoranların tavuk ve balık yemeklerinde aynı yağı kızartmak için
tekrar tekrar kullanmasının bunda önemli bir rol oynadığını belirtiyor araştırma. Aynı zamanda şunun altında çizelim, patates kızartmaları da masum değil. Araştırma farklı türde patates kızartmalarına yer vererek daha derin yağda ve daha uzun süre kızartılan farklı kategorilerde patatesleri inceliyor ve göreceli olarak en az olumsuz etki kızartılmış sebzelerde ortaya çıkıyor. Ancak bu da yine gerçekleştirilen kızartmanın türüne ve kullanılan yağa göre değişkenlik gösteriyormuş. Bu arada şunu da vurguluyorlar. Bir kere o sebzenin ya da meyvenin kızartılacak olan maddenin o kızartma yağının içine girmesi yeterli diyorlar. Yani o anda zaten büyük bir olumsuz etken, büyük bir toksidite kazanıyormuş kızarmış olan yiyecek. Bunun da altını çizelim. Şimdi yine anneleri ve çocuklarını ilgilendiren bir özel konuya geleceğiz. Hatırlayacaksınız, Oscar adayları açıklandı geçtiğimiz hafta içinde. Zira bu açıklanan adaylar arasında çok da dramatik bir öykü ortaya çıktı. Adaylıklar açıklandıktan sonra bu dramatik öyküyü paylaşacağız şimdi sizinle. İngiltere'de 1993 yılında 2 yaşındaki James Bulger'ı kaçırıp işkence yaparak öldüren iki çocuk katilin hikayesini anlatan bir kısa film, Detainment, yani alıkoyma, Oscar'da en iyi kısa film dalında aday gösterildi. Maalesef Bulger'ın annesi bu konuda çok çaba sarf etse de kararın geri dönmediğini ve Oscar'a adaylığın gösterildiğini ifade etti ve gerçekten bu süreçten tiksindiğini söyledi. Bu çok önemli bir etik çizgi. Annenin yaşamına ve özel hayata ilişkin ve çocuklara ilişkin aslında, ama anne Deniz Fergus Twitter hesabından yaptı bu trajik açıklamayı. Bu arada o kısa filmin fragmanını izliyorsunuz siz de. Bu olay 1993 yılında İngiltere'de gerçekleşmiş ve gerçekten günlerce İngiliz basınını çok meşgul etmiş ve toplumda bir trajedi yaratmış bir olay. Bunun da altını çizelim. Bu sözde filmin çekilmesinin ve şimdi Oscar'a aday gösterilmesinin beni ne kadar üzdüğünü ve tiksindirdiğini kelimelerle ifade edemem diyor anne. Filmde orijinal resmi belgeler üzerinden Bulger'ın öldürülmesi ve polisin iki çocuk katili sorgulaması anlatılıyor aslında. İrlandalı yönetmen Vincent Lambe daha önce Dennis Fergus'tan özür diliyor bu kısa film için. Ancak Lambe, Fergus'u filmle ilgili olarak çok daha önceden haberdar etmesi gerektiğini ve filminin ona üzüntü verebileceğini ifade ediyor maalesef. Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle film sektöründe büyük bir yankı da oluşturdu bu adaylık meselesi. Aynı zamanda 2 yaşındaki Bulger'ın 93 yılında kaçırıldıktan sonra öldürülmesi ve ardından yine onunla beraber Robert Thompson, John Venables isimli iki çocuğun daha kaçırılması ve Liverpool'un Boodle bölgesindeki bir alışveriş merkezinden kaçırılmış olmaları anlatılıyor. Bulger'ı işkence yaparak öldürmeleri sonrası yargılanan ve suçlu bulunan iki kişi 1993'te hapse atılıyorlar ve 2001'de ise serbest bırakılıyorlar. Bu etik çizgi çok çok önemli. Özellikle Hollywood'a mal olabilecek yapımlarda. Şimdi NASA'dan devam ediyoruz. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet kapalı. Madem öyle, o zaman hükümetin özellikle fonlayacağı, yani hükümetin maaşını ödeyeceği pek çok kurumda işler çok kötüye gidiyor. Onlardan biri de NASA. NASA'da çalışmaya başladığınızda ne yapmak istersiniz ya da ne yapmak istemezsiniz diye bir soru sorsak size. Bunların arasında elbette tuvalet temizlemek gibi bir iş hiçbir kimsenin aklına gelmez. Ancak bugünlerde Texas'ın Houston kentindeki Johnson's Uzay Merkezi'nde maalesef tuvaletlerin kapısına asılan bir ilan olayı son derece net bir şekilde ortaya koyuyor. Zira işler o kadar sarpa sarmış durumda ki bundan sonraki süreçte her an NASA personeli de tuvaletleri temizleyebilir. Çünkü temizlik personeli şu an için ödeme yapılmadığından dolayı grevde. Efendim işte açıklama bu. NASA'daki bir tuvaletin kapısından bir tweet paylaşıyoruz şu an sizinle. Ülkede hükümetin kapalı olması nedeniyle temizlik görevlilerine cuma gününden itibaren ödeme yapılamayacağı belirtildi. Ve çalışanlar da elbette gönüllü olmak istemediler ve paydos yaptılar. Hükümetin kapanmasının neredeyse 35. günündeyiz şu an. NASA'da çalışanlara yapılan uyarı ise federal çalışanların yaşadığı zorluğu gözler önüne seriyor. The Hill gazetesinin haberi
haberine göre NASA'nın Texas'ın Houston kentindeki Johnson's Uzay Merkezi'nde tuvaletlerin kapısına asılan ilanda cuma gününden itibaren temizlik personeline ödeme yapılamayacağı, bu nedenle de NASA personelinin tuvalet temizliği için gönüllü olması gerektiği ifade ediliyor. Söz konusu ilanı Twitter hesabından paylaşan bir NASA çalışanı ise Johnson Uzay Merkezi'nde bizim gerçekliğimiz bu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun faaliyetlerine devam etmesi için ücret almadan çalışıyorduk. Şimdi temizlik hizmetimiz bile yok diyor ve hükümet bir an evvel açılsın hashtag ile bir yorum paylaşıyor. Zaman zaman siyasilerin gerçekten yoğun tempolarına ayak uydurmak çok zor. Bizim bile oturduğumuz yerden yaptığımız işte o tempoyu yakından gözlemlerken yorulduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bu yorgunluk zaman zaman sahada, yani gerçekten işin başındaki kişinin hatalar yapmasına da neden olabiliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Lavrov'dan bahsediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan bahsederken onun Cezayir'deki bir toplantısına gideceğiz birazdan. Toplantı sırasında şöyle bir problem yaşandı. Konuşmayı, açıklamaları yaparken peşi sıra Lavrov kendisine doğru yaklaştırılan mikrofonu herhangi bir el zannederek tuttu ve mikrofonla tokalaştı efendim. Gelsin görüntüler. Görüntüler Cezayir'den geliyor. Lavrov'un Cezayir ziyareti sırasında kameralara yansıyor. Basın toplantısında bir mikrofonu çok yakınına uzatılınca onu tutuyor ve mikrofonla tokalaşıyor kendisi. Bu duruma karşılık olarak merhaba dediği mikrofonu tuttuktan sonra bu an kameralara yansıyor ve gerçekten gülüşmelere sahne oluyor. Rus bakan duruma gülerken salondan da kahkaha seslerini duyabiliyorsunuz. Cezayir Dışişleri Bakanı var hemen yanında. Abdelkader Mahşel ile birlikte ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik bir görüşme gerçekleştirmek için Cezayir'de şu an Lavrov. Ve 4 günlük Kuzey Afrika turu sırasında buradan da Tunus ve Fas'a geçecek. Olabiliyor. Şimdi hemen farklı bir habere daha ilerleyeceğiz. Zira tokalaşmayla ilintili bir haber bu da. Yeni yıldan hemen önce kabul edilen bir yasa çerçevesinde Danimarka'da vatandaşlığa geçenler için bir ön tören yapılıyor. Ve bu törende tokalaşmak esas alınıyor. Bakalım görüntüler gelsin. Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Inger Støjberg, ülkede yeni yürürlüğe giren ve tokalaşmayı mecbur kılan vatandaşlık yasası çerçevesinde Danimarka vatandaşlığına geçmeye hak kazananlar için bir tokalaşma töreni düzenledi. Støjberg, Danimarka parlamentosunda yaptığı konuşmada Danimarka vatandaşı olabilmeniz için gerekli an bu diyerek vatandaşlık hakkı kazananların yetkililerle tokalaşması gerektiğinin altını çiziyor. Şimdi bir Çinli elektronik teknoloji devinin yeni icadına doğru ilerleyeceğiz. Bu icat aslında artık otelcilik hizmetlerinde insanları maalesef çalıştırmama yönünde bir önemli devrim niteliği. Çünkü öyle bir robotik teknoloji getirilmiş durumda ki o teknoloji devinin oluşturduğu otele girer girmez hiçbir insan personelle karşılaşmıyorsunuz ve her şey dijital. İzleyelim görüntüleri. Efendim Alibaba grubunun merkezinde özellikle oluşturulmuş bir oteli izliyorsunuz şu an. Çin'in Hangzhou kentinde yaklaşık 300 odalı bir otel. Kayıt işlemleri, ışıkların kontrol ve oda servisi gibi pek çok hizmet robotlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu otelde bir gecelik ücret ise $205 olarak hesaplanabiliyor. Bu uygulamanın daha sonra Pekin'de de aynı şekilde, Şangay'da da aynı şekilde uygulanması hedefleniyor. Ama altını çizmekte fayda var. Şimdiden şirket büyük bir kar ettiğini ifade ediyor, açıklıyor. Personel hizmetine, personele ödenecek maaşları dijital donanıma yatırarak büyük bir başarı elde ettiklerini saklamıyorlar hiçbir platformda. İşte böyle noktayı koyuyoruz. Daha fazla ayrıntı için saat 19'da ana haberde sizlerle birlikte olmak dileğiyle.